Merhabalar, selamlar herkese. Sevgiler, saygılar bütün dinleyenlere. Bugünkü yeni programda konu başlığımız dedikodu, iftira hastalığı, herkesin yargıç hakim kesilmesi. Tanımlara bakıldığında dedikodu bir insanın duyduğu zaman kendisiyle ilgili başkalarının konuşmalarına, arkasından konuşmalarına bağlı olarak rahatsız olacağı konuya verilen isim. Yani kendisiyle ilgili bir konuda herhangi bir şey vardır ve bunu başkaları arkasından konuşuyor. Kişi duyması halinde bundan rahatsız oluyor. Bunun adı dedikodudur. Eğer ilgili kişiye ait değilse ve duyduğu zaman bundan rahatsız oluyorsa buna da iftira adı veriyor. Manevi dünyamızda dedikodunun ismi gıybet olarak tanımlanmaktadır. Gıybet şöyle bir benzetme ile insanlara manevi dünyada somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Dedikodu yapan ölü eti yemiş gibidir şeklinde bir yaklaşımdı. Yenilebilir mi acaba? Elbette ki insanlar bu durumdan ikrah eder, tiksinir adeta. Peki neden acaba insanlar bazı ülkelerde dedikoduyu bir yaşam tarzı haline getirmekte, bazı ülkelerde yok denecek kadar az olmaktadır? Bu insanların, toplumların yozlaşmasıyla mı ilgisi var? Acaba şu an bazı ülkelerde dedikodu yapılmıyor, onlara bol zaman verdiğimizde hemenden dedikoduya mı başlayacaklar? Kimilerinin savunduğu gibi. Yoksa egolar yozlaştığı için, yüksek değerler ekilmediği için, ahlaki ve manevi değerlerde ciddi yollar alamadığımız için, ihtiraslarımız, egomuzun sıfatları pratik hayatta çok hortlatıldığı, aşırı derecede onore edildiği, amaçlaştırıldığı için mi acaba insanların bu özellikleri egolarında program olarak mevcut olan bu özellikleri sivrilip hayatın her tarafını zehirlemeye devam ediyor? Dedikodu insanın kendine saygı duymamasıdır. Dedikodu İnsana verilen yaşamın sınırlı zamanını boşu boşuna heba etmesinden başka bir şey değildir. Zaman bu kadar ucuz mu? Zaman eskiden vakit nakitti diyorlardı. Şimdi bilgi çağında, bilişim teknolojilerinde zaman nakiti ve hayattaki en temel bütün katmanları da kapsayacak bir öneme kavuşmuştur. Bu yüzden zamanımızı doğru bir şekilde değerlendirme ve kanalize etme, bunu ne ölçüde verime dönüştürdüğümüz ve kavuşturduğumuzu konuşmamız gerekmektedir. Dedikodu insanların egolarının kendi programatik yapılarından çıkıyor
medenileşmemiş, olgunlaşmamış egolardan çıkıyor ve yine bu fiiliyat pratik hayatta, bu programatik özellik fiili hayatta cereyan ederek, pratikleştirilerek, gerçekleştirilerek yine ego tatmin edilmeye çalışılıyor. Nasıl bir kısır döngüdür bu? İnsanlar dedikodunun insanlar arası ilişkileri nasıl limoni hale getirdiğini, tatsızlaştırdığını, küstürdüğünü ve verimsizleştirdiğini görmüyor muyuz acaba? Dedikodu oranı bir toplumun kimliksel medeniyet, olgunlukla ilgili çok ciddi mesajlarını içerdiğini söyleyebiliriz. Bir Çin atasözü var, şöyle diyor: büyük kafalar sistemleri konuşur, orta kafalar olayları konuşur, küçük kafalar kişileri konuşur. Demek ki dedikodunun hakim olduğu toplumlarda insanlar küçük kafalı olmasalar da kafalarını küçültme konusunda gayet ısrarlı, ciddi çabalar içinde olduklarını, kendilerini değersizleştirdiklerini görüyoruz. Neden acaba bu çırpınış? İnsan mahlukatın en şerefli varlığı olarak yaratılmıştı ve bütün evrenlerin bilgisinin özetine sahiptir, derinlemesine, hem pozitif bilimlerde hem de metafizik bilimlerde daha derin katmanda çok ciddi evrenlerin özet bilgilerine sahip olduğunu, insanı çözmemiz halinde her şeyi çözebileceğimizi söyleyebiliriz ve insan neden bu en şerefli pozisyonunu sürekli reddedecek, sürekli en değerli mahluk olma ayrıcalığını adeta yaratanın katında reddedercesine dedikodu yaparak egosunu tatmin etme adına zamanını boşu boşuna heba edip gidiyor. Unutmayalım, insanlar bu dünyada yaratanın kendi deyimiyle imtihan edileceklerdir ve ediliyorlar kendileri fark edemeselerde. Olgunlaşma yolunda ne ölçüde başarabiliyoruz? Medenileşme yolunda. En sonunda insanlar bu dünyada, ahirette bunun hesabını vereceklerdir. Bunu insanlar, bu sözleri beğenirler veya beğenmezler, gerçeklikte değişen bir şey hiçbir zaman olmayacaktır. İnsan ya doğru yolu tutacak ya da kendi kendine ihanet ederek onda bunda avunur bir takım incik boncukları, araçları amaçlaştırarak kendini negatif, olumsuz felaketlerin içine kendi eliyle sevk edecektir. İftira, insanların kendine ait olmadığı halde yozlaşmış birey ve toplumlarda, orman kanunlarında yaşayan insanlar ve toplumlar, medenileşememiş, olgunlaşamamış birey ve toplumların kendi ihtiras ve egolarındaki hamlıkla ilgili negatif sıfat ve özelliklerini karşı tarafta ait olmadığı halde, onun sahip olduğu bir şey olmadığı halde ona çamur atılmasıdır. Hani derler ya, çamur at izi kalsın.
Yani izi kalacak da onun faturası, zulmü sadece karşı tarafta mı kalacak? O izin esası eksi ve negatif olarak ego üzerinden ruhunuza da işlenecektir. Ve bunun eninde sonunda faturasını bu gibi kişiler ödeyecektir. Er ya da geç, bu bir sistemdir. Sistem kulların keyfine göre dönmez. Kullar kendilerine önerilen doğru yolu benimseyip kendileri egolarında olumlu yollar, olgunlaşma ve medeniyet adına ciddi yollar alma sorumluluğunu taşımaktadır. Eğer olumlu akıbet istiyorlarsa, istemeyenler negatif süreçleri eninde sonunda beğenmeye kabulleneceklerdir. Dolayısıyla iftira bir insanın karşı tarafa yapıyor olması o kişinin kaç bakırlık varlık olduğunu, kişiliğini, karakterini, kalitesini, ne kadar insan olma yolunda yol aldığının da itirafıdır aynı zamanda. Ben sürekli iftira atıyorum, sürekli dedikodu yapıyorum. Aslında ben o kadarlık bir varlığım. Teneke değerinde, tenekeyi parlatsanız çeyrek altın eder mi demiş Barış Manço. Peki altın çöpe düşse değer kaybeder mi? Evet, bunları biz söylemiyoruz. Sadece dillendiriyoruz. Bir diğer sorun, kimi yozlaşmış toplumlarda, orman kanunlarında yaşayan dünyanın değişik ülkelerinde, medenileşememiş, olgunlaşamamış toplumlar, bedeller sistemini, torpil adam kayırmacılık düzenlerini, duygusal temelli iş ilişkileri, sağduyu, objektiviteyi, akılsallığı reddeden, standartları, kaliteyi reddeden anlayışlar ve mentaliteler. Bu gibi toplumlarda herkes kendi sınırlarını aşar her zaman. Başkasının özeline girer, ne giyer, ne yapar, çocuğuna ne isim verdi, onu yaptı, bunu yaptı, bilmem ne. Seni ilgilendirir mi acaba? Onun özeli, tercihi, kararı kendine aittir. Sen kendi dünyandaki benimseyişlerin ölçüde, tercihlerin ölçüde makuldur. Yoksa ekstrem uçların bir takım sapmış yaklaşım ve fiiliyatlarını tercih diye kendini mi aldatıyorsun acaba? Evet, kimsenin özel hayatını yargılama hakkımız yoktur. O tercihini kendi benimseyişi çerçevesinde yapmalıdır. Kimse buna rota verme. Ben bunu benimsiyorum, dolayısıyla sen de bunu benimsemeliydin. Benimsemediğin için seni takdir etmiyorum, seni karalıyorum, çamur atıyorum. Bunu yapan insanlar ego çukurundan kurtulamamış insanlardır. İki insan evlenecek, yaşı, boyu, parası, bilmem nesi. Şimdi aşkı yaşayan insanlar mı başkalarına fetva verip, aşkın standartları bunlardır, bunlara uymadığınız için siz kınanmalısınız. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Bu nasıl bir yaklaşım, nasıl bir anlayıştır acaba? Aşkın belirleyen kıstası olamaz. Sadece kalpler sever ve yürür, o kadar. Ve bu dünyada gerçek aşkı yaşayan insan sayısının çok az olduğunu söylüyoruz. Egoların bir takım arzusallığının tayin ettiği insanların birbirine eğilimleri,
Zaten cinsiyetler birbirine doğal olarak eğilimlidir. Bu eğilim sürecinin sonucu bir aşk kavramı gerçek mana ve mahiyetiyle şekillenememişse, mecazi aşk üzerinden ilahi aşkı da birlikte yaşayamamışsa, hani zıtlar ve diğer farklılıklarla ilgili, mecazi aşkı yaşayıp ilahi aşkı da yaşamalı insanoğlu. Çünkü ilahi aşkın faturası çok daha acı geliyor. Fakat insanın egosunu pişirmede, olgunlaşmada, gerçek medeniyet yolunda ilerlemede çok ciddi katkısı olmaktadır. Birçok Avrupa ülkeleri sanıyor ki dünyanın her ülkesini dolaşıyor olması ve kültür zengini haline gelmiş olması onu gerçek medeni, gerçek olgunlar mı yapıyor acaba? Yok öyle bir şey. Avrupa Birliği ülkeleri medeniyet adına önemli bazı yollar almıştır. Fakat bu aldığı yollarla çelişen, çelişkilerle dolu, medeniyete aykırı, olgunluğa aykırı, çok ciddi sapmış bir takım mentaliteler ve eğilimler de taşıdığını biliyoruz. Sadece kültür zengini olup bir taraftan da tamamen materyalist, madde uçlu dengeleri, madde maneviyat dengesini kaybetmiş olmak, bu acaba veya olgunlaşamama diğer süreçte nasıl bizi gerçek medeni yapacak? Demek ki özetleyecek olursak dedikodu dediğimiz gıybet, manevi dünyadaki ismiyle, insanların kendine sahip olmadığı, ait olmadığı bir olumsuzlukla ilgili bir şeyin başkaları tarafından arkasından konuşulmasıdır. Burada yanlış anlaşılmasın, iftirayla dedikodu arasında şöyle bir şey, fark vardır. İftirada karşı taraf hiç sahip değildir. Olumsuzlukla ilgili siz egonuzu tatmin edersiniz diye bir takım art niyetli hedefleriniz için ona çamur atarsınız, kötülersiniz. Ve duyduğu zaman buna çok üzülür. Bu negatif bir süreç. Dedikoduda kişi arkasından yine konuşulur. Fakat burada kendinin sahip olduğu bir süreç vardır. Yaşanmıştır, belli bir süreçleri vardır. Arkadan konuşuluyor, duyduğu zaman rahatsız olur, huzursuz olur. Bu da dedikodu oluyor. İnsanların gelişimlerini gıpta etmemiz en doğru olandır. Ruhi bir özellik. Gıpta ederek onun gelişimine imreniriz. Kendimiz de çaba harcayıp onun gibi olmaya çalışıyor olabiliriz. Bu gayet güzel bir davranıştır. Bu gelişimi teşvik eden bir süreçtir. Halbuki bunun tam karşıtı olan kıskançlık da egosaldır. Ve fenalık yapma dürtüsü, önünü kesme, ona çamur atma, fenalık yapma, gelişmesin, önünü kesin gibi bir takım süreçleri teşvik ediyor. Medeni insanlar, olgun insanlar böyle şeyleri yapamaz yani. Bu son derece birinci insanın kendine ihanettir. Kendini insan olarak tanımlayamıyor mu ki böyle ucuzluklarla uğraşıyor? Hiç çiçek ekmedi mi egosuna acaba? Hiç kimseyi yargılamayacağız. Hiç kimseyi hoşgörü ve toleransla kucaklayıcı olacağız. Ekstrem uçlar hariç diğer nüanslar içerisinde, çünkü ekstrem uçlar sosyal barışı tehdit eden yapılardır genelde. Herkes tercihini kendi istediği gibi kullanabilir. Sizin benimsemiş olduğunuz bir şeyi karşı taraftaki insanlar uygulamak zorunda değildir. Sadece ilahi kanunlar kişilerin keyfiyetinin üzerindedir.
Yani tercih veya tercihsizlik diye bir süreç yoktur burada. Yaratan kendi prensiplerini, bakış tarzlarını, yaratma ve birçok özelliklerini, ahlaki değerler, manevi değerler, insanı insan yapan mukaddes değerlerini göstermiştir. Messengerlerle, peygamberleriyle bildirmiştir. İnsanlar bunlara saygı gösterir, sahip çıkar, madde maneviyat dengesini kurarak dengeli bir insan olarak yaşar. Hem işinde hem evinde özel hayatında huzurlu, mutlu, barışık süreçler içerisinde hayatını tamamlar. Ve olgunlaştığı, medenileştiği ölçüde akıbeti tayin eder. Kendisi ne tercih ettiği, ne yol izlediği bunu belirleyecektir. Yani bu süreçleri insanlar uyar veya uymaz. Sonucuna da kendi katlanır. Geriye kalan egomuz, arzularımız birçok şeylerle ilgili insanlar tercihlerini istediği gibi kullanabilirler. Kimse onları yargılama hakkına sahip değildir. Öyle giydi, böyle giydi, uzun giydi, kısa giydi. Hiç kimse karışamaz. İsteyen başını örter, isteyen mini etek giyer, isteyen nasıl tercihini kullanmak isterse kullanır. Kimse kendi benimseyişini karşı tarafa dayatamaz. Öyle bir zulüm olamaz. Evet, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bütün herkese, bütün insanlara kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.